Müziği her zaman herkesten bir tık daha fazla seven sinema ve müzik kanalı Paslanmaz Kalem'den herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar. Ey Paslanmaz Kalem! Queen Afyon konseri nereden çıktı şimdi? Biz senden başka videolar bekliyorduk. Abi grup metal yapar mısın? DSBM faydaları. Slam metal iyi olur. Reis, senfonik metal. Abi tuğu inceleme gelsin. Punk müzik bekliyorum. Avantgarde metal isterim. Metalcore please. Abi prog metal hatun düşmüyor. Arkadaşlar size söz veriyorum, hepsine sıra gelecek. Çok suyu çıkarılmış olsa da benim için kişisel bir önemi olan bir konuyu bugün ele alacağız. Queen'in 14 Temmuz 1987 Afyon konseri. Bu konser ve etrafındaki şüphe bulutunun bir benzerini Tolga abi ve Hugo'da küfür eden çocuk meselesinde toplum olarak yaşadık. 90'lı yıllarda yayınlanan ve ilkokuldayken benim de izlediğim bu yarışma programında başarısız bir yarışmacı önce Hugo'ya cebine koyayım, ardından da sunucu Tolga abiye senin de cebine koyayım diye küfür etmişti. Hatta bu olay hakkında gazetelerde yazılar bile yayınlanmıştı. Ama ne hikmetse Tolga abi 2000'lerde katıldığı sohbet programlarında bu olayı yalanlama taktiğini benimsemişti. Kullanıyorsun sen. Şimdi olsa ben memnun olacağım. Yani bunun bir işte bir filmi olsa, biri çıksa abi ben yaptım ya falan diye. Hani mutlu olacağım. Yani biri hani küfür yemekten mutlu olmaz ama ben mutlu olacağım. Çünkü yok. Gerçekten yok. İnan bana. Baksanıza. Tolga abinin bütün vücut dili ben yalan söylüyorum diye bağırıyor. Tolga abi, bazı insanları her zaman kandırabilirsin. Tüm insanları da bazen kandırabilirsin. Ama Paslanmaz Kalem'i hiçbir zaman kandıramazsın. Sana canlı yayında küfür ettiler ve bunu hepimiz duyduk. Ama takipçilerimize karşı Paslanmaz Kalem olarak bizim bir sorumluluğumuz var. Toplumsal hafızamızın karanlık ellerce bilmediğimiz nedenlerden dolayı silinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Öncelikle haklısınız. Queen'in Afyon konserine dair yazılıp çizilmeyen kalmadı. Ekşi Sözlük'te konser hakkında 128 sayfalık girdi var. Benim gibi bu konsere tanıklık etmiş birçok samimi yazarın yanında sunulan kanıtlara inanmayanlar, bizim Mandela etkisine kapıldığımızı iddia edenler var. Ama asıl bir de türlü espriler yapmak için kıçını yırtan bir kalabalık grupta cabası. Freddie Mercury'nin Emir Dağ Birbirine Ulalı türküsünü ezberden söylemesi de ayrı bir güzellikti. Ve tam o sırada sahneye fırlatılan şalvarlar. Canım kardeşim, Freddie'nin işi gücü bitti de senin yörene ait 9 kıtalık obskür türküyü mü ezberden okuyacak? Adamcağız Macar halk türküsünü bile eline bakarak okuyordu en son. Queen'in 10 Temmuz 1987 Yozgat konserinden tam 4 gün sonra Afyon'da verdiği konserdir. Rivayete göre Afyon konserinin sebebi Freddie Mercury'nin uğruna şarkı yazdığı Mustafa İbrahim'in Afyonlu olması ve Freddie abinin uğruna yollara düşmesidir. Ne işi var lan Queen'in Yozgat'ta? Yozgatlı Hayko Cepkin bile Yozgat'a gitmiyor. Ancak televizyondan fıs fıs. Bir de Photoshop'la espri yapanlar var. Bakınız mesela bu akıllı, yerseniz, konserden bir foto koymuş ama plakayı düzeltmeyi unutmuş. Başka bir tanesi bu sessiz sedasız yapılan konserin ardından İbrahim Tatlıses ve Freddie Mercury'yi bir araya getirmiş. Ha 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 ne komik. Ya fotoğraftaki kişinin İbo olmadığını herkesten iyi ben bilirim. Çünkü İbo bu değil, İbo bu. Annemle babam, İbrahim amca ve Derya teyzenin uzun yıllar boyunca poker arkadaşıydı. Bu kadar laubaliliğin arasında gerçeğe nasıl ulaşacağız? Bu arada annem ve babam demişken arkadaşlar, ben sıradan bir ailenin evladıyım. Babam mühendis, annem özel sektörde yöneticiydi. Anne ve baba taraflarım olan Rize ve Kayseri'nin kombinasyonuyum. Bir ultra Anadolu'yum. Pederin arabada dinlediği en sert şey Kayağın Yemin Ettim albümüydü. Onun da fazlasının başını ağrıttığını söylerdi. Bu yüzden çocukluğumdan beri bizim evde Queen çalardı. Ben 3 yaşından beri rockçıyım. gibi kendimi yüceltecek yalanlarla sizi kandırmak asla amacım değil. Annem ve babam 4. yaş günüm olan 14 Temmuz 1987 günü Kayseri'deki akrabaları ziyarete giderken Afyon'daki kalabalığı görüp durmuş ve konsere katılmış. İşte gerçek bundan ibaret. Fransız yazar Marcel Proust'u hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Madeleine kekini yiyince zihnine hatıralar bir anda akın ediyor falan. Aynısı bana 2000'li yılların sonunda Ekşi Sözlük'te konu başlığını görünce oldu. Bazıları flu, bazıları oldukça somut detaylar var zihninde. Hınca hınç kalabalığı. Sarı bornozlu bir adamın bir arabayla stadyuma getirildiğini ve etrafında heyecanla çığlık atan insanları hatırlıyorum. Sahnede de altlı üstlü sarı eşofmanla şarkı söyleyen adamı hatırlıyorum. 4 yaşındaki benim için bu konser bunlardan ibaretti. Ve bu kot kafa bunları anımsadı işte. Pekala, şimdi de gelelim şüphecilerin savlarına. Şu bir gerçek arkadaşlar. Queen'in Afyon konserinin gerçekliğini sorgulayanların dayandığı en büyük nokta memleketimizi ve Afyon'u küçük görmelerinden geliyor. Sevgili şüpheciler, böyle yaparak sadece kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Bu yüzden bugün ben sizin için bir Afyon antropoloğuyum. Mesela siz Afyon'da 21 senedir caz festivali düzenlendiğini de bilmezsiniz şimdi.
Burası Montreal olsa beğenirdiniz ama burası Afyon. Arkadaşlar, Türkiye yabancılar için egzotik bir yerdir ve bu hep böyle ola gelmiştir. Siz memleketimizi hiç hor görmeyin. Zeytinli'ye Tiamat geldi. Mayhem 1990 yılında Norveç dışındaki sayılı konserlerden birini İzmir'de verdi. Hem de vokalist Dead'le Elton John Çeşme'de çaldı. Roger Waters'ı pavyondan topladılar. Iggy Pop, Mazhar Alanson'u küfür kıyamet kulisinden kovdu. Kayadot ve Modern Audible'ın beyni Toby Driver'la bizzat ben rakı içtim. Thrash devi Voivod İzmir'e geldi. 100 kişiye çaldı. Kanalımızda videosu var yahu. Biriniz de çıkıp "Aa nasıl iş lan?" demediniz. Hadi bunları da inkar etsenize. Ha ha ha, neredeyse inandık. Peki bu konserin bileti yok mu Emre? Diye soracak olursanız aradan 35 sene geçmiş. Bilet mi kalır yahu? Freddy 87'de hastaydı. Hastayken niye konser vermeye kalsın adam? Ha Emre? Diyen Sherlock Holmes'ler de vardır aranızda şimdi. Freddy'nin sahne iştahı hiçbir zaman geçmedi ki. 87 ve 88 yıllarında Montserrat Caballé ile Ibiza ve Barcelona'da sahneleri çıktı. Öyle ki ömrü yetseydi 25 Temmuz 1992 Barcelona Olimpiyatları açılış konserinde yine Caballé ile Barcelona parçasını söyleyecekti. Tüm imzalar atılmıştı arkadaşlar. Peki o zaman neden İstanbul veya Ankara değil de Afyon? Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik Emre? Diyen vicdansızlara da açıklayalım. 1980 darbesi ve 82 anayasası sonrası Türkiye'de özgürlük ortamı daha yeni tesis ediliyordu. Birçok ünlü müzisyen ve topluluk Türkiye'de konser vermek istese de güven ortamının yokluğu nedeniyle... Mi diyeyim? Ne bileyim lan ben? O zaman daha 4 yaşındayım. Belki Queen'in iki parçasında bas çalan Erdal Kızılçay, Afyon'un sandıklı kaplıcalarını övdü Freddy'ye. Belki Hot Space'te prodüktörlük yapan Arif Mardin, zürbiye ve bükme hastasıydı. Kim bilebilir? Farkındaysanız sucuktan bilerek bahsetmiyorum. Çünkü gerçek sucuk meraklıları Türkiye'nin en iyi sucuğunun benim memleketimde olduğunu bilir. Arkadaşlar, Queen sucuk için Türkiye'ye gelmiş olsaydı bugün sizinle Queen Kayseri konserini konuşuyor olurduk. Ne yani Emre? Koca Queen orijinal kadrosuyla son konserini Afyon'dan vermiş yani. Sen onu gel külahımı anlat diye konuşan kent soylu İstanbulluların bu memleketçi eleştirisinde elimizin tersiyle itelim. Basında geçen son Queen konseri 9 Ağustos 1986 Knebworth Park İngiltere konseri. YouTube'da baştan sona var. Açın bakın, bir kez bile bu bizim son konserimiz demiyorlar. Çünkü akıllarında böyle bir şey yok. Aynısı Afyon için de geçerliydi. Çok büyük ihtimalle kendileri için verdikleri paldır küldür bir konserdi Afyon. Konser başında görevlilerin ısrarla kayıt almayın, fotoğraf çekmeyin, grubun özel ricasıdır anonslarını çok iyi hatırlıyorum. Ve bir de tabii 1985 Live Aid konseri öncesi Roger Taylor'ın röportaj esnasında Türkiye hakkında söylediği sözler de cabası. Belli ki Türkiye o zamandan beri grubun gündeminde. Is it difficult to choose numbers for a 20 minute set? Do you find that you have to stick to your best known numbers? Yes, we've just been talking about that. It is pretty hard to make the choice. Yes, we don't really know quite what to do, you know, whether to play the hits or to try and do something new. But I think in 20 minutes, really, we've got to play things that people know and will recognize, you know, in Turkey or wherever they're watching, maybe. Bitti mi? Bitmedi. Sizler için halk kütüphanelerine gittik ve bu konserin haberlerini o günün gazetelerinde taradık. Bir de ne görelim? Afyon Karahisar Atatürk Stadyumu'na dair böyle bir haberin olabileceği kısım birileri tarafından kesilmiş. Bu esrarengiz durum beni gerçeğe doğru bir adım daha kamçıladı. Ekşi Sözlük'te Queen Afyon konseri başlığında yazanlardan birine ulaştım. Queen'in 87 Afyon konserine gittiğine yemin eder misin Necati? Toros kullanıyorum. Pardon, Toros. Ederim. Peki neden yüzünü gizlememizi istedin? Piyasaya borcum var. E ama ismin ortada. Ödeyeceğim zaten. E o zaman adama sormazlar mı Emre? Sen Freddy'yi Cadılar Bayramı özel bölümünde çağırmadın mı? Karşılıklı rakı içmedin mi? Orada sorsaydın ya Afyon konserini. Tabii ki sordum. Freddy, everybody wants to know. Did you ever play in Afyon? What? I said, did you ever play in Afyon? Of course. Bence siz paslanmaz kalemi sakın hafife almayın arkadaşlar. Neyse, müziğe dair bir meseleyi daha hallettiğimizi düşünüyorum. Bakalım bir sonraki videomuzda neyi ele alsak? Prog rock'ın faydalarını mı? Ya da blues'dan mı bahsetsek? Peki ya caz? Rock kökenli bir dinleyici açısından caz hakkında mı konuşsak? Yoksa şöyle sıkı bir black metal'e giriş şarkıları listesi mi yapsak?